Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Huawei P20 Pro'yu inceliyoruz. Huawei P20 Pro bildiğiniz gibi P20 ailesinin hem özellik olarak en tepede olan modeli hem de 5000 liralık satış fiyatıyla P20 ailesinin en pahalı üyesi. Zaten ülkemizde resmi olarak P20 modeli yok, P20 Lite var ve üst seviyede de P20 Pro var. İlk olarak her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Bence P20 Pro dışarıdan görünüm anlamında gerçekten çok etkileyici ve doyurucu bir cihaz. Bizim incelediğimiz modeli mavi renk seçeneğinin olduğu model. Ancak özellikle P20 Pro'nun alacakaranlık ve pembe altın modellerine baktığımız zaman bugüne kadar gördüğümüz renklerden biraz daha farklı. Tek kasada birden çok rengin göründüğü ve size ışığı yansıttığı için gerçekten böyle hani elinize tuttuğunuzda, masaya koyduğunuzda ben buradayım, ben kaliteli ve pahalı bir cihazım diye bağıran bir tasarımı var. O nedenle tasarım konusu bence P20 Pro'nun başarılı olduğu noktalardan biri. Genel malzeme yapısına baktığımız zaman arka taraf ve ön tarafın cam, yan çerçevelerin de metal malzemeyle kaplanmış olduğunu görüyoruz. Tasarım noktasında benim beğendiğim detaylardan biri parmak izi sensörü ön tarafta. Ben bunu her zaman söylüyorum. Arka tarafa yerleştirilen parmak izi sensörleri gündelik hayatta kullanırken ergonomik açıdan çok rahat olmuyor. Zaten P20 Pro'da büyük bir telefon olduğu için arka tarafa konmuş olsaydı ulaşmakta ciddi anlamda zorluk çekebilirdik. Ama ön tarafta olduğu için baş parmağınıza çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber parmak izi sensörü gerçekten çok iyi çalışıyor, çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Parmağınızı dokundurduğunuz an hiçbir gecikme olmadan algılıyor ve ekran kilidiniz anında açılıyor. Bununla beraber tabii ki P20 Lite ve P20 Pro modellerinde olduğu gibi eğer isterseniz yüz tanıma teknolojisi de bu cihazda var. Asus Zenfone 5'te de mesela söylemiştim. Bence P20 ailesinde yüz tanıma birazcık daha iyi çalışıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse tabii ki bir iPhone 10 kadar iyi değil. Çünkü iPhone 10'da direkt olarak bu iş için ayrılmış bazı sensörler var ve o birazcık daha kararlı çalışıyor. Ama P20 Pro'da da parmak izi haricinde yüz tanıma kullanmak isterseniz herhangi bir sorun olmadan hani gündelik hayatta kararlı bir şekilde çalışarak kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Tasarım tarafında söylememiz gereken bir diğer detay, telefonumuz IP67 sertifikasıyla beraber suya ve toza dayanıklı. Yani 30 dakika boyunca 1 metre suyun altında kalabiliyor. Herhangi bir şey vesaire döküldüğü zaman da çok içiniz rahat olabiliyor. Benim gibi sakar biriyseniz herhangi bir sıvı temasından korkmanıza gerek yok. P20 Pro birazcık ağır ve büyük bir telefon. 180 gram ağırlığında 6.1 inçlik bir ekran boyutu da olduğu için 4000 mAh pille beraber birçok akıllı telefona göre ağır sayılabilir. Ama şunu da söylemek lazım. Bugün bu boyuttaki amiral gemilerine baktığımızda 10 gram daha hafif olan modeller var ama 3 aşağı 5 yukarı zaten 170 gram, 180 gram civarlarında dolaştığı için rakiplerine göre çok fazla ağır demek doğru olmaz. Ama genel klasmanda hani alacaksanız bu telefonu birazcık ağır bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Tasarım noktasında söylemem gereken bir diğer detay da stereo hoparlörler. Bildiğiniz gibi stereo hoparlörler artık amiral gemisi seviyesindeki cihazlarda nihayet standartlaştı. Ben de yaptığım testlerde hem işte S9 Plus gibi rakipleriyle karşılaştırdığımda iyi bir ses performansı olduğunu söyleyebilirim. Hoparlörlerin bir tanesi aşağı tarafta. Her ne kadar aşağıda iki tane ızgara görüyor olsanız da bunlardan sadece bir tanesi hoparlör olarak çalışıyor. Diğer ikinci hoparlörümüz de avize kısmında direkt olarak size bakan şekilde geliyor. O anlamda da iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Eksi olduğu taraflardan biri telefonun tasarım noktasında 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olmayışı. Kutudan USB Tip-C'yi 3.5 mm'ye çıkartan adaptör geliyor. Ama şöyle bir durum oluyor. İlla ki dışarıda pilinizin bittiği bir an oluyor. Diyelim ki işte otobüste gidiyorsunuz, telefonunuzu powerbank ile şarj etmek istiyorsunuz. Aynı anda eğer bir Bluetooth hoparlör kullanmıyorsanız, kablolu kulaklık kullanıyorsanız hem müzik dinleyip hem powerbank'ten telefonu şarj edemiyorsunuz. Yani bence 3.5 mm'lik kulaklık girişinin kaldırılması bir hata. Bunu hangi üretici yaparsa yapsın. Ama hani günün sonunda çok çok büyük telefonu etkileyecek bir detay mıdır tartışılır. Ama eksi olduğu taraflardan biri olduğu da su götürmez bir gerçek. Ekranla devam edecek olursak Huawei P20 Pro modelinde 6.1 inç ekran boyutuyla beraber Full HD çözünürlük ve Super AMOLED panel olduğunu görmekteyiz. Şimdi burada konuşmamız gereken ilk nokta Full HD Plus çözünürlük. Birçok kişi şey söyleyebilir, işte S9 gibi
rakiplerinde QHD var, Xperia XE Premium gibi modellerde 4K çözünürlük var. Bu telefonda niye Full HD Plus var diyebilirsiniz. Kağıt üzerinde doğru bir eleştiri. Bu seviyedeki bir amiral gemisinin en azından istersek QHD, istersek de Full HD Plus olarak kullanabiliyor olmamız lazım. Bu anlamda kağıt üzerinde rakiplerinden geride kaldığı doğru. Ama ben her zaman diğer yayınları da takip ettiyseniz, videoları da takip ettiyseniz Full HD Plus ile veya Full HD ile QHD arasında günlük kullanımda insan gözünün çok algılayacağı farkların ortaya çıktığını düşünmüyorum. Full HD kullandığınız zaman hem batarya performansında hem de telefonun genel performansında QHD'ye göre bir iyileşme oluyor. O nedenle bu çok bence dert edilecek bir sorun değil. Ama doğru, kağıt üzerinde rakipleri bu anlamda daha fazla piksel sıklığı sunuyor, daha yüksek çözünürlük sunuyor. O anlamda rakiplerinden geri kaldığını söyleyebilirim. Super AMOLED panelin avantajlarını özellikle batarya performansında görüyoruz. Onu batarya bölümüne bırakıyor olacağım. Bununla beraber şimdi ekran konusunda yakın detayda zaten fark etmişsinizdir. Telefon kutudan direkt olarak Huawei'nin uygulamış olduğu ekran koruyucu camla beraber çıkıyor. Birçok eski Huawei modelinde de böyleydi. Mate 10 Pro gibi modellerde de böyleydi. Ama ben niyeyse bu modeli kullandıkça ekstra hiçbir şey yapmamama rağmen, hani sadece normal akıllı telefon kullanımım olmasına rağmen, hem üst taraflardan hem de yan taraflardan bu cam kalkmaya başladı. Belki telefonun hani tasarım farklılığıyla alakalı bir konudur bilmiyorum ama hani incelemede göstereyim diye bir şey yapmadım. Büyük ihtimalle çıkartmamız gerekecek çünkü kötü görünmeye başladı ve ister istemez telefonu kullandıkça bu bahsetmiş olduğum ekran koruyucu daha da çıkmaya başladı. Zamanla ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ekran noktasında telefonu önden baktığımız zaman son dönemde birçok akıllı telefonda gördüğümüz gibi ekranı bölen bir çentik var ama ön taraftan baktığımızda parmak izi sensörünün olduğu bölüm ve çentiğin olduğu bölüm haricinde tamamen ekran görüyor olmak, 6.1 inçlik bir geniş ekran görüyor olmak güzel. Film izlerken, işte internette gezinirken veya farklı işler yaparken ekran deneyimi üst seviyede olduğunu anlıyorsunuz Huawei P20 Pro modelinde. Tabii ki bu ekran boyutunu görüntü oranı olarak da 18.7'ye 9 görüntü formatını kullanıyor telefon. Artık 16'ya 9 görüntü formatını kullanan çok fazla telefon kalmadı. Huawei P20 Pro'da 18'e 9 formatını kullanan cihazlardan bir tanesi. Çentiği isterseniz yazılımsal olarak kapatabiliyorsunuz. Ekran bölümünde çentiği açıp kapatmak için bir ayar koymuş Huawei. Eğer bu ayarı kapatırsanız, daha doğrusu ayarı açarsanız, çentiğin yan taraflarına yazılımsal olarak siyah bir bant çekiliyor ve sanki işte Galaxy S9'da olduğu gibi telefonun üst tarafında ince siyah bir çerçeve varmış gibi kullanabiliyorsunuz. Bu tabii ki tercihe göre isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz ama olması önemli bir detay. Ekran konusunda parlaklık seviyesi P10 modellerine göre, bir önceki P serisi amiral gemilerine göre birazcık arttırılmış durumda. 580 nit civarında bir maksimum parlaklığı var otomatik ayar açıkken. Bu iyi bir değer. Güneş altında çok rahatlıkla telefonu görebiliyorsunuz. Ama bir parantez açayım, S9 gibi modellerin nit seviyesinden, parlaklık seviyesinden de birazcık düşük. Hani bunu da bilmeniz açısından söylüyorum. Yoksa gündelik açıdan güneşin altında görebiliyoruz zaten rahatça. O yüzden çok bir önemi yok. Ama hani bir anekdot olarak belirtmiş olayım. Geldik Huawei P20 Pro'nun donanım özelliklerine. Bildiğiniz gibi P20 Pro'nun en çok eleştiri aldığı konulardan biri bizim geçtiğimiz sene Mate 10 Pro gibi modellerde de gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinin aynen devam etmesi. Bunu birazdan anlatacağım, yorumlayacağım. Diğer teknik özelliklere bakacak olursak 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor ki gayet doyurucu. Bu fiyat segmentinde de bence bundan aşağısı olmaması gerekiyordu zaten. 6 GB RAM sayesinde hem uygulamaları geri getirme hem de birden fazla uygulama açtığınızda telefonun yavaşlamaması gibi durumlarda iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. Telefonda microSD kart desteği yok. Ama zaten ihtiyaç da yok. 128 GB'lık tek bir depolamayla satıldığı için zaten microSD karta ihtiyaç duymuyorsunuz. Bazı çok özel durumlarda microSD kart iyi olabiliyor. Telefonun hafızası yeterli olsa da. Mesela ne diyeceksiniz? Diyelim ki benim gibi işi dolayısıyla çok fazla telefon değiştiren biriyseniz
telefonun içerisindeki videoları ve fotoğrafları başka bir telefona atmak için microSD kart kolay bir yöntem oluyor. Ama bu benim dediğim çok nadiren yaşanan bir konu. O nedenle 128 GB dahili depolama alanı fazlasıyla yeterli. microSD kart olmaması çok problem değil. İşlemci konusunda şöyle bir durum var. Kirin 970 evet bu sene de hala çok güçlü, çok geçerli bir işlemci. Ama özellikle telefonun kamera performansı noktasında konuşacağız. Video konusunda işlemciden de destek alındığı için işlemci tasarımı, işlemcinin özellikleri de devreye girdiği için bence bazı noktalarda geride kalıyor. Bir de karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 845'li modeller gelmeye başladı. HTC U12 Plus geldi, geliyor Türkiye'ye çok yakında. Baktığımız zaman o işlemciye denk nanometre seviyesi olarak daha yeni bir teknoloji kullanan Exynos 9810 işlemcisi Galaxy S9'larda yer alıyor. Orada bir geride kalıyor. Ama gündelik hayatta kullanırken bir hız farkı ben çok fazla görmedim. Ben S9'da kullandım. Çok kısa bir süre HTC U12 Plus'da deneyimleme şansım oldu. Gündelik hayatta çok hissedilecek farklar değil. Ama 5000 liraya satılan bir telefon olduğunu düşündüğümüzde rakiplerde daha yeni işlemciler varken Huawei tarafında da daha yeni bir işlemcinin kullanılmasını beklerdim. Bence bu telefonun her ne kadar gündelik performansı çok yansımasa da azıcık böyle bir yakın geleceği düşünürsek eksi olduğu noktalardan, olumsuz olduğu noktalardan bir tanesi. Donanım tarafında zaten tahmin edebileceğiniz üzere Kirin 970 ile beraber gelen Mali G72 MP12 grafik birimi grafik performansı anlamında çok iyi işler başarıyor. Bu telefonda şu anda akıcı bir şekilde oynayamayacağınız bir oyun yok. Çok fazla böyle çalıştıramayacağınız, telefonu zorlayabileceğiniz bir uygulama yok. O anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Ama söylediğim gibi daha yenisi bir işlemci olması fiyat açısından da düşünürsek daha doğru olurdu. Bunu da söyleyeyim. Ve gelelim Huawei P20 Pro'nun bence en önemli noktasına, kamerasına. Şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim fotoğraf noktasında. Huawei P20 Pro ile çok fazla fotoğraf çektim. Bunları hem şu anda yakın detayda görüyor olacaksınız. Hem de tam boyutlu olarak görmek isterseniz hemen açıklamalar bölümünde ve yorumlar bölümünde mobilden girenler için söylüyorum. Fotoğrafları tam boyutlu olarak görebileceğiniz bir drive dosyası koyuyor olacağım. Oradan çektiğim fotoğrafları görebilirsiniz. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Huawei P20 Pro benim bugüne kadar kullandığım akıllı telefonlar arasında en iyi fotoğrafı çeken telefon olmuş. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla ve açıkça görebiliyorum, söyleyebiliyorum ve görebiliyorum. Şimdi kamera donanımından biraz konuşalım. Biliyorsunuz P20 Pro dünyanın ilk 3 arka kameralı telefonu. Telefonun 40 megapiksellik bir ana sensörü var. Yine tabii ki Leica işbirliğiyle telefonumuz geliyor. Bizim daha önce de gördüğümüz, yine Huawei'nin kullandığı 20 megapiksellik monokrom siyah beyaz sensör aynı şekilde bu modelde yer alıyor. 40 megapiksellik sensörle beraber yeni olan bir diğer üçüncü kameramız da 8 megapiksellik bir sensör. Kamera donanımının özelliklerine baktığımızda 40 megapiksellik en yüksek çözünürlüğü sunan arka kameramızın f1.8 diyafram değerine sahip olduğunu görüyoruz. 20 megapiksellik olan monokrom sensörde f1.6 diyafram değeri var. Son olarak üçüncü olan 8 megapiksellik sensörümüzde de f2.4'lük bir diyafram desteği var. Telefonumuzun arka kamerasında optik iman sabitleyici desteği var. Ama önemli bir not, bu optik iman sabitleyici 4K'da çalışmıyor. 1080p veya daha düşük çözünürlüklerde çalışıyor. Fotoğraf konusunda tabii ki Huawei'nin geçmiş modellerinde olduğu gibi portre modu bu telefonun en güçlü olduğu taraflardan biri. Bokeh efekti, yani arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz fotoğrafları çok güzel çekiyor. Ve ayrıca monokrom sensör kullandığı için diğer telefonlardaki filtrelerden farklı olarak gerçek siyah beyaz fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ve yakınlaştırmayı da yine 3 kamera sistemi sayesinde çok güzel yapıyor. Yani fotoğraf anlamında gerçekten Huawei P20 Pro'yu ne kadar övsek azdır. Çok böyle hani sizi sıkmak istemediğim teknik detaylara girmeyeceğim. Zaten yakın detaylarda görüyorsunuz fotoğrafları. Gerçek siyah beyaz fotoğrafları, portre fotoğraflarını çok iyi yapıyor. Düşük ışık performansı gayet iyi. Çektiğim düşük ışık fotoğraflarından çok memnun kaldım. Yakınlaştırma kullanacaksanız o anlamda da gerçekten bugün piyasada satılan diğer telefonlara göre çok başarılı işler yapıyor. Diyecek hiçbir şey yok. Eğer ben bir telefon almak istiyorum ve aldığım telefonun en iyi fotoğrafları çekmesini istiyorum ya da çok iyi performans göstermesini istiyorum diyorsanız almanız gereken telefonların başında Huawei P20 Pro geliyor. Şimdi ön kameraya geçmeden önce arka kameranın biraz video
kabiliyetlerinden başlayalım. Birincisi bence video performansı konusunda Galaxy S9 Plus, Note 8 ve şu anda daha yeni yeni test ettiğimiz HTC U12 Plus'a göre geride kalıyor. 4K'da OIS'in çalışmıyor olması hani görece bir sorun olabilir. Bence çok büyük bir problem değil ama renkler ve işte titreşimin, keskinliğin Galaxy S9 Plus veya Note 8 kadar iyi olmadığını gördüm. Video karşılaştırma testlerimiz bizim daha önce yayınlandı. Hemen yukarıdaki bölümden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt daha rakipleriyle beraber görmek açısından iyi bir şey olacaktır. Kıyas olacaktır. Hemen yukarıya kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Birçok modelde artık gördüğümüz 960 FPS video yani super slow motion özelliği bu telefonda da var. Şöyle bir eleştiri yapacağım bu konuda da. Biliyorsunuz önce Sony yapmıştı. Sonra XE2 modellerinde 720p olan super slow motion videoları 1080p'ye çıkarttılar. Daha sonra Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde 720p olarak super slow motion özelliğini telefonlarına dahil etti. Samsung tarafında yazılım desteği olarak birçok farklı şeyi kullanabiliyorsunuz. İşte geriye sarma, hareketi otomatik algılama gibi siz o super slow motion videoyu çekerken işinize yarayacak birçok özelliği yapabiliyorsunuz. Huawei'de çok öyle bir şey yok. Super slow motion çekmek için videoya basıyorsunuz. Kısa bir video kaydediyor ve o videonun belli bir süresini 960 FPS olarak kaydediyor. Samsung'da gördüğümüz gibi biraz daha böyle işe yarar ekstra özellikler sunsaydı daha güzel olurdu. Ama en azından 960 FPS'in kullanılabiliyor olması da tabii ki güzel. Kamera arayüzünü yakın detayda görüyor olacaksınız. Bence piyasada yer alan akıllı telefonlar arasında en dolu ve en kullanımı kolay kamera arayüzlerinden birini Huawei sunuyor. Hemen aşağıda açıklık, portre modu, fotoğraf, video, pro ve HDR, gece çekimi, ışık resmi, az önce bahsettiğim monokrom fotoğraflar için tek renk modu, hızlandırılmış çekim, 3D panorama, filigran, belge taraması gibi bir sürü fotoğraf moduna ulaşabiliyorsunuz. Yukarıdaki ayarlar anahtarından telefonunuzun fotoğraf çekme çözünürlüğü, isterseniz RAW fotoğraf da çekebiliyorsunuz, bunu açıp kapatabileceğiniz ayar, işte GPS etiketi, kamera ızgarası gibi faydalı tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Telefonun ön kamerasıyla devam edecek olursak 24 megapiksellik f2.0 diyafram değerine sahip bir ön kameramız var. Ön kamerada da yazılımsal olarak portre modunu kullanabiliyorsunuz ve yaptığım testlerde çok güzel bir şekilde kestiğini söyleyebilirim. Ara ara bazen saçmalıyor. Ön kameranın sevmediğim tarafı ise güzellik seviyesini ne kadar sıfıra indirirseniz indirin, ne kadar kısarsanız kısın. Hep böyle bir fondötenliymişsiniz gibi veya böyle birazcık renklerde oynanmış bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Doğal renkleri gösterme konusunda birçok rakibinden daha geride olduğunu düşünüyorum ön kameranın. Ama tabii ki netlik ve diğer konularda tabii ki çok başarılı bir kamera. Ona diyecek bir şey yok. Bir de ön kamerayla alakalı söylemek istediğim şey birazcık dar açı çekiyor. Böyle çok yakından çekiyor. Birazcık daha uzaktan çekmek istediğinizde elinizi çok uzağa götürmeniz gerekiyor. Bu da P20 Pro'yu kullanırken ön kamera noktasında sevmediğim taraflardan biri oldu. Son olarak telefonumuzun batarya performansıyla ilgili değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Fotoğraftan sonra benim P20 Pro'yu kullanırken en çok beğendiğim bir diğer özellik batarya oldu. Çünkü telefonun içerisinde 4000 mAh'lik bir pil var. Tabii ki Huawei'nin kendi hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yarım saatte %58'e kadar telefonu şarj ediyor. Ondan sonra birazcık daha tabii ki hızlı şarj yavaşlıyor ama yine çok hızlı bir şekilde telefonu %100 şekilde doldurabiliyorsunuz. Ben telefonu 1-1,5 hafta kadar yanlış hatırlamıyorsam yoğun bir şekilde kullandım ve hep bir günü aştı kullanım deneyimim. 1,5 güne yaklaştığım da oldu, tam 1,5 gün gördüğüm de oldu. Ama eğer beklentiniz batarya performansıysa amiral gemisi seviyesindeki telefonlar arasında P20 Pro'nun çok güzel bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Şu da çok etkiliyor. Ben bunu Mate 10 Pro modelinde de görmüştüm. P20 Pro'da da bu aynen devam ediyor. Telefonu kullanmıyorsanız açık bir şekilde de olsa, işte size bildirim de geliyorsa, Wi-Fi'niz, 4.5G'niz açık da olsa çok fazla pil tüketmiyor. Gece telefonu koyduğunuzda atıyorum %90'sa sabah kalktığınızda %80'le karşılaşmıyorsunuz. %4, %5 civarında en fazla gidiyor. Ve gündelik hayatta da gün içinde de bu pili koruma olayı aynen devam ediyor. Ve günün sonunda 1,5 güne varan bir pil ömrünü görmüş oluyorsunuz.
Genel olarak Huawei P20 Pro'yu değerlendirecek olursam şunu söylemem lazım. Bu marka ve modelden bağımsız bir şey. Bir telefon ne özellik sunuyor olursa olsun Türkiye'nin şartlarında 5000 lira çok. Bu Samsung modeli de olsa öyle, Huawei modeli olsa da öyle, yarın öbür gün Casper 5000 liraya bir telefon çıkarsa da böyle bence. Ona diyecek bir şey yok. Türkiye'nin şu anki işte dolar kuru, vergilendirme şartları vesaire dolayısıyla Huawei'ye de biraz hak veriyorum. Ama yapacak bir şey yok. Huawei P20 Pro pahalı bir telefon. Ama eğer paranız varsa, ben bir telefona 5000 lira bütçe ayırabiliyorum diyorsanız, telefon bence fotoğraf konusunda birçok rakibinden daha iyi performans gösteriyor ve alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Keza tasarımı çok güzel, pil ömrü çok güzel. İşlemci tarafında ve işte anlattığım 3,5 mm kulaklık girişinin olmaması gibi eksi tarafları da var. Genel olarak Huawei P20 Pro ile alakalı deneyimlerim bu şekilde. Siz bu telefonla alakalı ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.